Niyazlı bugün programına hoş geldiniz. Şu an ekran başında olan tüm izleyenlerimize güzel bir sabah diliyorum. Her hafta bildiğiniz üzere programımda biri birinden değerli konukları ağırlıyorum. Bugün de Türk tarihine genel bir bakışla bakacağız. Osmanlı-Türkistan ilişkileri, Bolşevik ihtilalini, Türk boyları arasında olan Tatarları, Azerbaycan'ı, Kırım'ı, Kıbrıs'ı çok önemli bir isimle konuşacağız. İstanbul Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor Ömer Kulla bizlerle olacak. Çayınız, kahveniz hazırsa niyazlı bugün başlıyor. Şimdiden keyifli seyirler dilerim. Hocam bugünkü Programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, var olun. Ee, bizi kırmayıp geldiniz. Bugün biz aslında kendimiz hakkında konuşacağız. Türkler hakkında konuşacağız. Büyük Türk dünyası hakkında konuşacağız. Altay'dan Merkez Asya'ya, Merkez Asya'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Balkanlara kadar büyük bir Türk dünyasının büyük coğrafyası var. Doğru. Evet. Bugünkü günlerde ve tarihi seyran etsek bir ara biz Türkler bir büyük devletin altında yaşamışız. Oğuz Yavu devleti, Büyük Selçuklu devleti ve son büyük olan devletimiz Büyük Osmanlı Devleti. Ne yazık ki bazı Düşmanlarımızın oyunları sebebiyle bu son olan büyük Osmanlı devletimiz de yıkıldı ama çok şükür e, alnımızdan önümüzden büyük önderimiz Mustafa Kemal Paşa çıktı da büyük cumhuriyeti bize kurdu. Şimdi bugünkü dünyada şartlar hızlı değişmeye başladı. Tekrardan Türk dünyası bir araya gelmeye başladı. Şimdi Türk dünyası ilgili konuşmak istersek öncelikle bu Türk dünyasıyla tanıştırmamız gerekiyor. Hocam sizden rica ediyorum. İlk sorum şöyle. Türk dünyası nedir? Evet. <laughs> Davetiniz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bizi çok konuşmamız gerekiyor. Eee öncelikle sözlerime başlamadan bugün itibariyle 100. yılını doldurduk. Cumhuriyetimizi kuran başta Gazi Paşa'm, Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, saygıyla selamlıyorum. Amin. Onlara layık olabilmek, bu cumhuriyeti ilelebet asırlar boyu devam ettirebilmek için ...çok çalışmamız gerektiğini de bu vesileyle ifade etmek isterim. <laughs> evet, çokça duyulan... ...hatta tarih kitaplarında... ...Türkleri çıkarırsanız tarih yazamazsınız... ...denilen bir milletten bahsediyoruz. Evet. Geri gelmiş... ...üç kıtada hüküm sürmüş... ...at koşturmuş... ...tarihin her safhasında... ...tarihi adını altın harflerle yazmış bir milletten bahsediyoruz... Ama bu şaşalı tarih kadar onun tarihi içerisinde gözyaşı da var, sürgünler var, esaret var. Ama herhalde dünya üzerinde sayılı milletlerden biridir Türkler esareti ölümle eşdeğer görmüştür. Esir yaşamaktansa gözünü kırpmadan ölmeyi tercih etmiş bir milletten bahsediyoruz. Evet. Bugün Türk dünyası dediğimizde aslında Türklerin yaşamış olduğu her yer. Orada nerede bir Türk varsa orası Türk dünyasının içerisine girer. Ama özelinde ise Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu daha klişe ifadesiyle Adriyatik'ten Çin Seddi'ne hı hı. dediğimiz bu coğrafya. Bu da tabii Türklerin yurdu anlamında Türkistan. ...kullanılmış. Ee, Türkistan'da bugün 10 milyon... ...kilometre kare büyüklüğünde... ...bir coğrafyaya sahip. Onu da kendi içerisinde... ...dörde e, ayırmışız. Tarihi süreç böyle olmuş. Bunlardan birincisi Doğu Türkistan... ...dediğimiz. Türkistan'ın... ...Doğu kısmı. Ee, o da bugün hala daha... ...Çin esaretinde. İkincisi 91'e kadar yani... ...Sovyetlerin dağılması sürecine kadar... Ee, Sovyet hakimiyetinde olan bölgeye Batı Türkistan demişiz. Üçüncüsü bugün Afganistan'ın içerisinde yer alan e, ve Afganistan'ı belki ortasından ikiye bölüp kuzey kısmını ifade eden Güney Türkistan. Dördüncüsü ise İran Türkistan olarak ifade ediliyor. Ee, Türklerin tabii biraz daha tarih sahnesine çıkması daha doğuda. Yani bugünkü Moğolistan, Altay, ö e, Altay'ın daha kuzeyi yani hı hı. bugünkü Moğolistan'da Ulan Batur'dan da kuzeyde hı hı. Karakurum'da Ötüken'de hı hı. E, oradan biraz da güneye bugünkü Doğu Türkistan coğrafyasına inmişler hı hı. ve tarihi süreçte birçok devlet kurulmuş yıkılmış kurulmuş yıkılmış aslında şunu söylemek lazım yani Türk tarihini okurken Türk tarihi tek devlettir bir devlet yıkılmıştır düşmanları güçlenmiştir, kendi içerisinde zayıflamıştır. O devlet yıkılmıştır. Onun yerine kurulan, ondan sonra kurulan devlet onun devamıdır. Bunu Hunlardan beri getirebilirsiniz. Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Karahanlılar, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet. Bunu böyle okumak lazım. Türklerin bir tane devleti var. Bu da yıkıldıkça birbiri ardına devam eden devlet. Evet, haklısınız. Evet. Ama daha ayrıntısı var. Yani Türk dünyasından bahsederken hatta arkadaşlar hazır edebilirse bir harita söylemiştim. Ha. Onun üzerinden tümünü görmek açısından bir değerlendirme hemen hızlı hızlı yapalım ki evet neyle e, konuşuyoruz? İsterseniz yaklaşalım. Hay hay. hay hay. Evet. Dedik ki Türklerin yaşadığı bölgeler Bu coğrafyanın tamamı da bugün Yakutistan. Yani kuzey evet. e, kutbuna da yakın hı, hı. Rusya Federasyonu içerisinde hı hı. bu bölgede de ciddi Türk nüfus var. Hı hı. Ee, bağımsız Türk devletlerini zaten biliyoruz. Evet var. Ee, evet. burası Moğolistan dediğimiz Türklerin işte bu, bu civarda hı hı. E, Ötüken dediğimiz nokta. Hı hı. Burada görebiliyorsak belki şu kısımda biraz yakın olunca harita dağıldı. Çin'in bir kısmı şurada da bugünkü Doğu Türkistan dediğimiz coğrafya var. Hı, hı. Şu yeşil olan kısmı. yeşil olan bölge, Aha. yeşil olan bölge bizim bağımsız Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan'ımız var, Türkiye hı. var. Hı hı. Balkanlarda Türk varlıklarımız var. Hı hı. Şurada Moldova'da Gagavuz'lar var. Hemen e, bu kısımda Altay Özek Cumhuriyeti de var. Hı hı. Şimdi bu haritanın hemen şurasında muhtemelen hı hı. Kazan var, Tatarlar burada. Evet, Başkurtlar var. var. Hı. E, ama başka bir şey daha söyleyelim. 5 asır kadar biz harita tamamı almamış ama hı hı. Hindistan'da bir Türk İmparatorluğu kurmuşuz. Deli. Deli'den sonra Babür. Deli. Babür. Babürler 1865'e kadar İngilizler Hindistan'ı sömürge haline getirene kadar Türk İmparatorluğu'ydu. Kanuni'ye mektup yazarlardı Padişah evet. Baba diye. Ve tabii dediğimiz gibi e, Afrika'nın kuzeyi Osmanlı ile beraber Balkanlar buraları da aldığımızda buralarda da Türk nüfus var. Hı hı. Orta Doğu, hakeza mesela Kuzey e, Irak olsun, Halep Türk şehri yani. O da Türk dünyasının bir parçası. Kerkük, Türkmeneli. E, Türk dünyasının bir parçası. Şimdi ben mesela Balkanlara gittim. Hı hı. E, Balkanlardaki herhangi bir şehre gittiğinizde Anadolu'daki herhangi bir şehirden hiçbir farkı yok. Hayır. O zaman oralarda Türk dünyası. Bu koca dünya içerisinde tarih de ilginç olarak hı hı. bu coğrafyada şekillenmiş. Ama bu coğrafya olsun neden önemli sorusunu bizim sormamız gerekiyor. Çünkü coğrafi keşiflere kadar bütün doğunun zenginlikleri tarihi ipek yolu dediğimiz güzergah üzerinden Çin'den çıkıp Türkistan coğrafyasından Hazar'ın güneyinden, Hazar'ın kuzeyinden, Kafkaslardan Anadolu'ya, Hazar'ın güneyinden Anadolu'ya, bazen de Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya taşınıyordu. Tarihi değiştiren iki olaydan birisi bizim 1453'te İstanbul'u fethedip almamız. İkincisi ise coğrafi keşifler. Şimdi ilginçtir. Coğrafi keşifler yani batının sanayide gelişip buharlı gemileri ürettikten sonra bu coğrafyanın tamamını üç kıtayı birden e, yöneten, hakimiyetinde bulunduran, dünya siyasetine yön veren Osmanlı Devleti'nin bu güçlü halinden rahatsız olup alternatifler aramak isteyen Batı, hı hı. buharlı gemilerle beraber Afrika'nın güneyinden dolaşıp okyanuslara dayanıklı gemiler yapıp Hindistan'a uzak doğuya gidip oranın zenginliklerini alıp Avrupa'ya getirdiler. Zenginleşen Avrupa sanayi devrimini gerçekleştirdi. Akabinde sanayi devrimini gerçekleştiren Avrupa reform ve renosansı yaptı. Benim Tarihin öğretisinden farklı olarak bir yorumu, karnı doyan insan düşünür. Avrupalının düşünmeye, reform ve nansa yaptığı döneme baktığınızda zenginleşmiş, karnı doymuş. Biz bunu ilerleyen dönemde anlatacağım. Hı hı. Türkistan'a yayılan Rusların içerisinde Tatarların çıkması gibidir bu. O ayrı bir konu, oraya geliriz o zaman. Hı hı. Ama... E, Tam Avrupalı'nın zenginleşmeye başladığı, sanayi devrimi gerçekleştirmeye başladığı dönemde biz hem talihsizlik olarak nitelendirebileceğimiz hem de büyük bir devlet adamı, büyük bir hükümdar olarak ifade edebileceğimiz burada kanunu ile ilgili bir iki kelam söylemek gerekir. Tabii. Türk dünyasını ne kadar etkilediğini anlamamız için hı hı. arkadaşlar bir harita daha vardı. Onu bulmamız, Reşitim. değiştirmemiz mümkün mü? Hı hı. Heh, rica burada ediyoruz. Burada daha daha net. Evet bu daha net. Şimdi hem Türk dünyasını bize gösterir ama burada önemli olan hmm. tarihin akışını değiştiren. Hmm. Şimdi şurada bir Kızıl Deniz var malum. Evet. Coğrafi keşiflere kadar bütün dünya ticaretini Osmanlı kontrol ediyor. Yani bugün dediğimiz kapital Osmanlı'nın tahkümünde yönlendirmesinde. Hmm. Kanuni coğrafi keşiflerle beraber Batı ...doğudaki zenginlikleri taşıyacak alternatif bir deniz yolu, okyanuslardan giden gemiler, buharlı gemiler hı hı. icat edince... ...kanuni şunu düşündü. Bizim elimizdeki bu değeri kaybetmememiz için çok büyük projeleri yapmamız lazım. Üç tane projesi var Kanuni'nin. Bu çok da konuşulmaz ama bunlardan birisi... Kızıl Denizi Akdeniz'e bağlayacak bugünkü Süveyş Kanalını açmak gerekir dedi. İkincisi İstanbul'da İzmit'teki körfezden Sakarya Nehri'ne bir kanal açıp buradan gemileri Karadeniz'e çıkarma projesi. Üçüncüsü ise daha da önemli. Karadeniz'e Çünkü biz denildi. evet çünkü biz artık 1500'lü yıllara geldiğimizde Türkistan'la bağımız neredeyse kesildi iki sebep dolayısıyla kesildi. Bunlardan birincisi İran coğrafyasında 1502'de Şah İsmail'in kurduğu Safevi Devleti. Bu bu devlet Osmanlı'nın Türkistan'la bağını Hazar Denizi'nin güneyi itibariyle kesmiş oldu. İkincisi de önemlidir. Çarlık Rusyası Rusya. daha imparatorluk haline gelmeden şu dediğimiz coğrafyada o dönem Deşli Kıpçak olarak, Kıpçakların memleketi olarak adlandırılır. Tarih kitaplarında da böyle. Ee, şurada bir nehir vardır. Buradan akar Hazar'a gelir. Bunun adı Volga Nehri. Volga Nehri. Volga Nehri. Aslında Volga Nehri bu coğrafyanın Türkistan'la sınırı hüviyetindedir. Osmanlı 1502'de, Hı hı. İran'da güçlü bir o da Türk devleti onu da söyleyelim. Seferi devlette Türk devleti e, ortaya çıkınca buraya geçebilmek için alternatif olarak hı hı. Azak denizini Volgaya bağlayan oradan da gemileri Hazara indirebileceğimiz bir proje hayata geçirmek istedi. Kanun'den bahsediyoruz bunları düşündüler hı hı. ama maalesef onlar gerçekleştirilemedi. Bu üç projenin hele hele onlar içerisinde Azak'ın İdil'e bağlanıp hı hı. Hazar'a inecek gemilerin projesiyle Kızıldeniz'in Süveyş üzerinden Akdeniz'e bağlanma projesi gerçekleştirmiş olsaydı muhtemelen kanuni sonrası gerilemeye duraklamaya başlayan devlet çok farklı bir pozisyonda olabilirdi. Hı hı. O bu projelerin hayata geçirilememesi 1552'de e, kazanın hı hı. 1556'da da tam bu Astrakhan, Hazar Denizi'ne dökülen kıyı şehri, Astrakhan'ın Ruslar tarafından işgal edilmesi üzerine hem Hazar'ın kuzeyinden kuzeye doğru hem Hazar'ın güneyinden güneye doğru Osmanlı'nın Türkistan coğrafyasıyla bağı kesilmiş oldu, kesildi. Evet. Asıl tarih Türkistan için acı tarih bundan sonra başlıyor. Evet. Sonrasında bu ilişkiler nasıldı? Yani böyle Evet, kesildi ya onu onu söyleyelim Osmanlıyla. biz biz bunu Türkistan. gerçekleştirememekle hı hı. çok büyük bir e, yani ne diyelim 1918'de İstanbul'un işgaline giden bir süreç yaşadık o zaman ama şöyle diyebilir miyiz yani şu dönem Osmanlı devleti için bir kritik dönüm, noktası. dönüm noktası çok kritik bir dönem e, bundan sonra ne oldu 1556'dan 1865'e kadar Rusya bu coğrafyada ta Doğu Türkistan'a kadar geldi. Hatta Doğu Türkistan'ın kuzey kısımlarını da ili gibi, Gulca bölgesi gibi buralarda da söz sahibi oldu. Hatta 1930'lu yıllarda Sovyetler Birliği döneminde Doğu Türkistan'ı yöneten Çinli Genel Vali Şinşise'yi kukla olarak Rusya yönetiyordu. Bu dediğimiz dönemde Türkistan coğrafyasında güçlü bir devlet yok. Hı hı, evet. Yani İlhanlılar gibi, yok, Timur zaten gibi. Zaten devlet yok. Evet, devlet yok. Bu dönemde Türkistan coğrafyasında hanlıklar ortaya çıkıyor. Kırım Hanlığı, Kazan Hanlığı, Hive Kasım Hanlığı. Hanlığı, Hive Hanlığı, e, Sibir Hanlığı gibi, Kazak Hanlığı gibi hanlıklar çıkıyor ve bu hanlıklar... Hı hı. Biraz da içlerinde birbirlerine karşı rekabet dolayısıyla amea tabirle hı hı. E, Çarlık Rusyasının birer lokması haline geliyor. O strateji Çarlık için iki kardeş hanlığı birbirine düşman edip hı hı. sonra birisine destek olarak diğerini alt etme stratejisi şek şeklinde batıdan doğuya doğru Ta Çin sınırına kadar ulaşıyor ve bu dönem. İlginç bir şey de ortaya çıkarıyor ama. Mesela Türk boyları arasında Tatarlar ayrı bir yere sahiptir. Tatarlar okumuşlar bilim insanları daha ziyade fikir adamları onlar içerisinde çıkar. Şimdi başta söylediğim yere döneceğiz. Neden Tatarlar çıktı da mesela üç tarzı siyaseti yazan ve hatta İsmail Gaspralı gibi Yusuf Akçura gibi Fikir Adam Galiyev gibi kişileri Kişiler neden Tatarlar arasından çıktı sorusunu hı hı. bizim sormamız gerekiyor. O konuşmanın başında söylediğim, karnı doyan insan düşünmeye başlar. Tabi. Tatarlar bir özellikleri var. Çarlık Rusya doğuya doğru ilerlerken bu bölge halkının Müslüman ve Türk olması dolayısıyla buradaki ilişkileri Tatarlar üzerinden geliştirdi. Tatarlar arasında bir burjuva ortaya çıktı parası olan, ticaretle uğraşan, ticareti bilen bir kesim çıktı ve Rusya'da bu bölgeyi ilerleyebilmek için amelen tabirle Tatarları kullandı. Ama bu durum Tatarlar arasında bir Burjuva sınıfının, zengin sınıfının ortaya çıkmasına sebep oldu. Fransız ihtilali sonrası modern anlamda okulların, müfredatların, derslerin sadece medreselerdeki Din derslerinin değil yanına fen derslerinin de sosyal bilimler derslerinin de eklenmesi stratejisi. Mesela e, Çarlık'ın son dönemlerinde aynı Osmanlı gibi Çarlık'ta 1917 yılında yıkıldı. Hı hı. Ama bu dönemde bu dönemin belki 50 yıl öncesinden başlamak üzere Tatarlar arasında bu çıkan fikir hareketleri, eğitim metodunun batıyla yarışabilmesi için ıslah edilmesi gerektiğini hı hı. söyleyen cedidçiler ortaya çıktı. Bunlara karşı bir de kadimciler çıktı. Kadimciler, klasik eski dönemdeki e, müfredatı takip etmeleri gereken gerektiğini söyleyen, e, kadimcilerle cecitciler arasındaki bu rekabeti, hı hı. öncesinde Çarlık Rusya, sonrasında Sovyet Rusya, Bolşevik Rusya e, değerlendirdi. Daha önce bu... Hanlıklar üzerinde yapmış olduğu stratejinin bir benzerini kardeşi kardeşe kırdırma, düşman etme stratejisini daha sonra kadimciler üzerinden gerçekleştirdi. Buna benzer bir durum da maalesef Doğu Türkistan'da yaşandı. Bir asır kadar Doğu Türkistan'da hocalar devri diye ifade ettiğimiz her şehirde bir hocanın iktidarının bulunduğu, aynı hanlıklarda olduğu gibi Çin o şehir devletlerindeki Hocalardan birisini destekleyerek diğeri üzerine kışkırttı hı hı. ve böylece Doğu Türkistan'da hocalar devri, Doğu Türkistan'daki rekabet dolayısıyla Çin'in Doğu Türkistan'a girmesini, Doğu Türkistan'ın zenginliklerini öğrenmesini sağladı hı hı. ve bunun neticesinde de 1879 yılında onlar da Doğu Türkistan'ı işgal ettiler. Aynı tarihlerde, aynı tarihlerde Ruslar Batı Türkistan'ın tamamını işgal ettiler. Hemen hemen aynı tarihlerde İngilizler Hindistan'ı sömürge haline getirdiler. Afganistan coğrafyası hı hı. bu sefer doğal sınır oldu. Yani Rusların yanaştığı. Bir de orada tabi bu meseleleri anlayabilmek için bu şark meselesi dedikleri bir husus vardır. O hususun da bilinmesi gerekir. Şark meselesi aslında Rusların sıcak denizlere inme stratejisiydi. Hı hı. O Ruslar işte 3. Roma'yız deyip Hristiyanların hamiline soyunması Ortodoks Hristiyanların hamiline soyunması aslında bütün stratejisi sıcak denizlere inmek içindi. Bunu Balkanlar üzerinden denedi ama Osmanlı güçlü olduğu dönemde buna müsaade etmedi. Daha sonra bunu Kafkaslar üzerinden denemek istedi. O da olmadı. Buradan inemeyince Boğazlar zaten Rusların giremediği alanlardandı. E, istisnası bir iki yerde olmakla beraber sonra yine sıcak denizlere inebilmek için doğuya doğru gitti. Ki o doğu Asya Pasifik'e inmesini sağladı. Hı hı. Ama aynı zamanda Rusların sıcak denizlere inmesini istemeyen İngilizlerin Hindistan'a hakim olduktan sonra Afganistan'ı doğal sınır haline getirmesini de beraberinde getirdi. Böylece derler ki tarihte The Great Game dedikleri yani büyük oyunun oynandığı alandır burası. Hı hı. Ve derler ki... Afganistan'a hakim olan... Dünyaya hakim olur. Böyle de bir şey. Hı. Ve tabii bu bizim anlattığımız süreç... Osmanlı'nın 1. Dünya Harbi sonrası... İstanbul'un işgaliyle... Başladığımız... Geldiğimiz yere kadardı ki... Onun 1917'de de... Rusya'da çarlıklar... Çarlık hanedanlık yıkıldı. Krallık yıkıldı. Bunun yerine de... işte. Bolşevikler iktidara geldi Lenin ve Stalin Tabi Lenin arkasından Stalin Ama maalesef e, Söyleyelim Yani Sovyetler Birliği Başlangıçta bütün halkların Kardeşçe bir yönetim Sloganda bunu ifade etse de Daha sonraki uygulamalarında Şunu gördüler Türkistan coğrafyasındaki e, Milli liderler Dediler ki değişen sadece Tabelaymış Önce de Çarlık Rusya'sının tabelası vardı Akabinde ise Sovyet Rusya'sının tabelası oldu. Zihniyet aynıydı. O hayali kuran birlikte bir gelecek inşa edeceğiz. Her millet kendi mukadderatını ve kendi kültürünü, değerlerini yaşatabilecek anlayışı çok kısa bir zamanda ortadan kalktı. Ve çok acı yıllar, çok acı yıllar 1934'te kadar Türkistan coğrafyasında milletine önderlik edebilecek, değerlerini yaşatabilecek kim varsa... Sovyet Rusya tarafından ya ortadan kaldırıldı ya da Sibirya'ya sürgün edildi. Evet. Aynı durum 1937-44 arasında o az önce bahsettiğim Çinli Genel Vali eliyle Doğu Türkistan'da yapıldı. Büyük temizlik harekatı dendi buna. Hı hı. Ne kadar topluma liderlik edebilecek din alimi, milli lider kim varsa ya ortadan kaldırıldı ya hapse atıldı ya katledildi. Ve böylece Sovyetler 1991'de dağılana kadar. Devam et. Bu coğrafya ta 1552 dedik. Kazan'ın 1556 Astarhan'ın işgalinden 1991'e kadar bu coğrafyanın tamamında zulüm vardı. 500 yıl. Yani ortalama diyebiliriz. Bu şanslı olanlar Sovyetlerin dağılmasından sonra Sovyetler içerisinde mesela Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti. Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, aynı şekilde Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti hı hı. olanlar bağımsızlıklarını kazandılar. Devlet oldular. Bu SSCR dediğimiz Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olmayan bölgeler de özerk bölge olarak kaldı. Altay Özerk Bölgesi, Tataristan Özerk Cumhuriyeti, e, Saka Yakut Muhtar Cumhuriyeti gibi yine Rusya Federasyonu içerisinde, hı hı. içerisinde kaldılar. Kaldılar. Diğerleri bağımsız oldular. Bağımsız oldular. Sıkıntı bitti mi? Bitmedi. Bu sefer ne çıktı ortaya? İki tane dünya savaşı yaşadı bu coğrafyada. Bütün dünyada ama asıl mücadele bu coğrafyadaydı. İkinci dünya harbinin bitmesi dünyada üç liderin dünyayı paylaşması neticesinde oldu. Yalta hemen şu e, bahçe sarayın burada bir şehirdir. Bahçe, şey Yalta'da İngiltere, Amerika, Rusya devlet başkanları 4-9 Şubat arasında toplandılar. İkinci Dünya Harbi sonrasında bütün dünyayı pay hı hı. Orası senin dendi, burası benim dendi. Hı hı. Almanya bile ikiye bölündü hesap edin yani. Hı hı. Yarısı Sovyetlerde kaldı, yarısı Amerika'nın güdümünde, esaretindeydi. Hı hı. Dünya böyle bölününce tabii teknoloji şimdiki kadar gelişmiş değildi. Bir baktılar ki teknolojinin gelişmesiyle beraber şu Türkistan coğrafyası yeraltı ve yerüstü kaynakları açısından paha biçilemez. Birinci Dünya Harbi'nde de pet, öncesinde petrolün e, var olduğu, kullanılmasının, çıkarılmasının zor olduğu ama bilindiği bu coğrafyada teknolojinin gelişmesiyle beraber tahmin edilenden çok çok fazla rezervlerin olduğu burada öğrenildi. Doğalgazın Olduğu öğrenildi çıkarılması, gönderilmesi. Ama mesela bir başka özelliği daha var tarım alanları açısından. Mesela Kazakistan Devleti hı hı. bu anlamda Ukrayna'dan sonra dünya e, buğday üretiminin belki... Toprağı üç, zengin. Zengin ve bu üretim bakımından da çok mümbit arazileri var. Yani zaman geçtikçe evet bir dönem... Sovyetin bir dönem Çarlık Rusyası'nın hakimiyetinde kalan bu bölge hı hı. bugün ise <laughs> bağımsızlık adı altında ama rezervlerinin başkaları tarafından göz konulduğu bir coğrafya. Evet. Şimdi biz bir şey söyledik konuşmamızın başına dedik ki 1502'de İran, 1556'da da Astaran'la beraber bizim Türkistan'la bağımız kesildi. İletişim, de İletişim koptu. koptu. Hı hı. Bir sınırımız yoktu. Hı hı. Biz Cumhuriyeti kur, kurarken mesela çok stratejik e, bir hamleyle beraber bugünkü Nahçıvan hı hı. dediğimiz şu bölgede hı hı. bir toprak aldık ama İran'la e, Ermenistan diye bir uydu devlet koydular buraya. Yine kuzeyinde Gürcistan'ın güneyinde İran'ın arada bir uydu devlet olarak e, Ermenistan'ın olduğu... Bu coğrafi dağılım, bu devlet kurma düzeni yine Türkiye'nin Türk dünyasıyla i̇letişimi, fizi, olmasın. Iletişi, iletişimi olmasın düşüncesiyle ortaya konulan hı hı. E, bir gerçeklikti. E, yani bir korku var gördüğümüz, anladığımız o. Bütün, bütün niyet Türkiye'nin Türk dünyasıyla fiziki bir birliğinin olmaması için çaba gösteriliyor. Ama... Program öncesinde Kulüs'te konuşurken söyledim. Evet. Çok zor bir dönemden geçiyor. Dünya geçiyor sadece biz değil bu coğrafya değil. Bir de hızlı değil. geçmeye başladı. Tabii hızlı da geçiyor. Hı hı. Ama şunu biliyoruz ki biz kaotik ortamlar, zor zamanlar fırsatlar da çıkarır ortaya. Şimdi işte bizim o dediğimiz Türk Devletler Teşkilatı üzerinden bu zor zamanda neyi fırsata çevirebiliriz sorusuna cevap aramız gerekiyor. Evet, hızlı değişen şartlar var. Her gün değişiyor diyebiliriz. Bugünkü durumunda sizce yani Türk dünyasının yani Avrupa Birliği gibi bir birlik kurulabilir mi? Bu mümkün mü? Evet, bence daha fazlası yapılabilir. Hı hı. Ama zorluklarını bilmek gerekiyor. Ben e, Türkiye'yi bir uçağa benzetiyorum. Bu uçağın bir kanadı İslam dünyası, bir kanadı Türk dünyası. Bu ikisini birlikte düşünmediğinizde bu uçağın kalkması, uçması mümkün değil. Minvaline varması mümkün değil. O zaman bizim bakış açımızı bu yönde bir değerlendirmeyle hı hı. E, ortaya koymamız lazım. Hı hı. Şimdi az önce o haritada e, Ermenistan devletinden bahsettim. Ermenistan araya konulmuş uydu bir devlet. Hatta Birinci Dünya Savaşı sonrasında milli mücadele kurmuş bir devlet. Sadece Bolşevikler değil, onu Fransızlar da istedi, Amerikalılar da istedi. Yani Türkiye'nin Türk dünyasıyla bağının olmasını istemeyen sadece Ruslar Türkiye değil, değil. veya da evet. sadece İran değil. Bunu Fransa da istemiyor, bunu İngiliz de istemiyor, bunu Amerika da istemiyor. Ama dedim ya bazen zor zamanlar fırsatlar çıkarır ortaya. <laughs> Mesela Birinci Dünya Harbinde. ...benim o konuda yazılmış bir eserim de var... ...şu Pontus dedikleri diye... ...İnebolu'dan... E, ...Batum'a kadar... ...bu Karadeniz'in kuzeyinde bir Pontus Devleti kurmak istediler... Hı hı. ...ama aynı zamanda... ...Doğu Anadolu'da İlahiyeti Sitte dediğimiz bölgeden... ...Karadeniz'e, Trabzon'un içine alan... ...bir Ermenistan Devleti de kurmak istediler... ...bunlar aralarında anlaşamadılar... Hı hı. ...sonra ama... ...Türk dünyasıyla Türkiye'nin bağını kessek... ...oraya bir uydu Ermenistan Devleti kondu... ...ve bu devlet kurulurken... Azerbaycan'ın topraklarının yüzde yirmisini işgal ederek kurduruldu. Ondan alarak kurduruldu. Ve öyle bir kurdular ki aşağısında İran var. Arada Ermenistan devleti var. Onun üstünde Gürcistan var. Onun üstünde Kafkaslar işte. Ve tabi Rusya var. Yani bu coğrafyada son 5 asırdır, altı asırdır Türkiye'nin Türk dünyasıyla iletişimi kesilmek istiyor. Ama buna rağmen buna rağmen bu hani kan çeker derler ya, dini bir, inancı bir, bir. ırkı bir, Ürkü kültürü bir. bir. Bu millet hala o birlikteliği, fiziki birliktelik olmasa da devam ettiriyor. Mesela ilginç bir şey söyleyeyim. 1872 yılında Doğu Türkistan'da Yakup Han diye birisi bir devlet kuruyor. Kaşgar merkezli. Sonra halifeye elçi gönderiyor. 1872'de bu elçi sultan tarafından kabul ediliyor. Ve emir-i müminin diye e, Yakup Han'a berat veriliyor. Hı hı. Bu elçilik heyeti geri döndükten sonra Doğu Türkistan'da halife adına hutbe okutulup para bastırılıyor. Top atışı yapılıyor. Şimdi onun için diyoruz ki bugün anlattığımızda hani bu Doğu Türkistan meselesi dolayısıyla ya Balkanlar neyse, Suriye neyse, Irak neyse, Azerbaycan neyse Doğu Türkistan'da o. Burası da Osmanlı toprağına Ama orada ilginç bir şey oluyor mesela. Doğu Türkistan arasında hala gerçekliğini koruyan mesela bir Doğu Türkistanlı hacca gidecekse diyor ki tam bir hacılık yapabilmem için benim ya giderken ya gelirken hilafet merkezi İstanbul'a uğramam lazım. Bu ne zaman oldu? 1870 sonrası oldu. Bu Batı Türkistan'da Sovyet işgali altında bulunan Türk boyları arasında da vardı. Yani İstanbul'u üzerinden hacca gidilirdi. Hı hı. İstanbul hilafet merkeziydi. Bu tam hacılığın şartlarından biri buydu. Zulme uğrayanlar, Türkistan coğrafyasında, bu Doğu Türkistan'da da böyle, Batı Türkistan'da da böyle, İran Türkistan'da da böyle, Afganistan'da da böyle, herkes Türkiye'ye gelirdi. Biz Boşevik ihtiyarı sonrası Anadolu'ya yerleşen birçok Batı Türkistanlı biliyoruz. Mesela 49'da komünistler Çin'de iktidara geldiklerinde, Doğu Türkistan'ı işgal ettiklerinde kafile halinde bu insanlar çıktılar. Hiçbir devlet bunları kabul etmedi. Hı hı. Suudi Arabistan'da kabul etmedi, Mısır'da kabul etmedi, Hindistan kabul etmedi. O insanlar Türkiye'ye geldi. Türkiye kabul 1952 yılı yıl itibariyle nereye yerleştirdi? Mesela Nide Altay köyü e yerleştirdiler. Kayseri Develi'ye, Manisa Salihli'ye, İstanbul'da örnek mahallesi vardır. Zeytinburnu'nda, Büyükçekmece'de, Güneşli'de mahalleler kurdular. Yani demek ki Şimdi bu diş Türklerle ilgili birçok hem sivil toplum kuruluşlarında da e, görev almam hasebiyle net biliyorum yani diş Türkler olgusu, diş Türkler şunu söylerler. Bizim iki vatanımız var. Bir doğduğumuz, iki Türkiye. Bunu ben birçok Türkistanlı'dan dinlemişim. Ama bu birliktelik varken, bu birlikteliğin siyasi anlamda bir birlikteliğe, Kültürel anlamda az önce sizin ifade ettiğiniz gibi bir Avrupa Birliği gibi, bir bağımsız devletler topluluğu gibi Rusya'nın kurduğu veya Çin'in kurduğu bir Şangay İşbirliği Örgütü gibi veya Güneydoğu Asya ülkelerinin kurduğu ASEAN gibi hı hı. veya Pax Americana gibi veya bir Arap Ligi gibi bir birlik olabilir mi? Bunun üzerine kafa yormak gerekiyor. Türk Devletler Teşkilatı tabii ki önemli bir teşkilat, yaptığı vazifeler var hı hı. ama bizim ondan biraz daha hayallerimizi büyük kurmamız gerek. Gelişmeler evet stresli, sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Ama aynı zamanda olumlu gelişmeler var. Mesela ne var? Mesela 1. ve 2. Karabağ Savaşı ile beraber Karabağ Ermenilerden azat edildi. Evet. 1. Karabağ Savaşı'nda Rusya araya girmeseydi, girdi oraya bir güç olarak yerleşti. Ama mesela Zengözür Koridorunun açılmasını Ermeniler kabul etmişti. Sonra bundan vazgeçtiler, direttiler, olmaması için çaba gösterdiler. Ne oldu? İkinci Karabağ Savaşı ile beraber burada açılması yönünde ilerleme kaydediliyor. Burası muhtemelen açılacak. Mesela ben hep söylüyorum, yani bizim Türkiye'nin Türk dünyası, ya uçağın bir kanadı çünkü orası. Bunu gerçekleştirebilmemiz için bizim ya Ermenistan'la ilgili problemi hem Azerbaycan hem Türkiye bunu bir şekilde hal yoluna koymak lazım ya da İran'da başka bir şey yapmak lazım. Yani bugün İran'ın nüfusunun %50'sinin bazı kaynaklarda %60'ının bazıları da %40'ının ama ortalaması %50'si Türk nüfusu Türk. zaten. Şimdi %50'sinin Türk nüfusu olduğu bir ülkede yönetimde hiçbir hakkınız yok. Sıkıntılar var ama bu sıkıntılar üstesinden gelebilecek Hatta benim onunla ilgili bir haber ajansına mülakat yapmışlardı. Bir gün sosyal medyada bir paylaşım yaptım. Turan Barış Yolu projesi diye. Tabii ki biz bunu söylerken Avrupa Birliği'ne bir alternatif veyahut da işte Şangay'a bir alternatif onlara rakip olarak söylemedik. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir ifadesi var. Dünya beşten büyüktür. Ve herkes kabul ediyor ki bugün dünyanın e, yönetim tarzındaki Birleşmiş Milletler'in hiçbir fonksiyonu yok. Hı hı. Orada beş tane devlet, hı hı. birisi yok dese, hı hı. herhangi bir işlem yapamıyorsunuz. Hı hı. Adil olmayan bir dünya düzeni var. Hı hı. Burada herkes mutabık hı hı. ve buraya buradaki problemlere çözüm getirecek en önemli mekanizmalardan birisi Birleşmiş Milletler. Onun işlevinin de ne kadar olduğu malum. Şimdi böyle bir ortamda, evet bu. ...sisteme, mevcut duruma eğer itiraz ediyorsanız... ...oraya alternatif de sunmak durumundasınız. Biz de diyoruz ki bizim alternatifimiz var. Biz yeni bir dünya tasavvuru ortaya koyalım. Nedir o dünya tasavvuru? Turan. Turan tasavvuru... ...Avrupa Birliği gibi bir... E, ...ne diyelim Hristiyan kulübü olmaz. Mesela benim bu Türk Devletler Teşkilatı... ...sadece bağımsız Türk Devletlerinden oluşuyor da... Hı hı. ...ben onu biraz daha geliştiriyorum. Geliştir. Hı hı. O da şu... Diyoruz ki Macaristan puştalarından Asya Pasifik'e kadar. Bu coğrafyada müktesebatını kendimizin yazdığı dil, din, ırk ayrımı gözetmeden bir birlikten bahsediyorum. Mesela bir vesileyle Ukrayna'ya gitmiştim. Ukraynalı bir öğrencim var, doktor öğrencim. Orada beni akademisyen hocalarıyla tanıştırdı. Adamların bana ilk sorduğu soru şu oldu. Hocam Turan'ı ne zaman kuruyorsunuz? <laughs> ilk müracaat edecek alınması için ilk müracaat edecek olan devlet biziz dediler. Hı -hı. Şimdi biz demek ki burada bir farklı bir şeyden bahsediyorum ben. O da e, Turan aslında bir coğrafya birliği. Ama muktesebatını bizim yazdığımız eşit, adil, paylaşımcı, başkasının hakkını gasp etmeyen, başkasına despotluk yapmayan Hı -hı. var olanı birlikte büyütebileceğimiz ve birlikte paylaşabileceğimiz bir sistem. Bu olur mu? Evet bunun olmaması için İran ayağa kalkar. Çin ayağa kalkar, Rus ayağa kalkar, Avrupa Birliği kalkar, Amerika kalkar. Kimin kalktığı önemli değil ki. Evet. Yani herkes kendi menfaati için fikirlerini söylerken ve bunları hayata geçirirken onlara mübah olan, hak olan bize de haktır diye düşünüyorum. Biz fikrimizin var olduğunu, tabi bu demiş olduğum Ömer Kul'un düşüncesi. Ama bu tartışılması hı hı. ve bu yönde de eğer yapılabileceği noktasında bir kanaat oluşursa tartışılması hı hı. sonuç üzerinden de bunun gelişmesi için projeler hazırlanması, hı hı. hayata geçirilmesi işte bugün düşündük ve biz bunu yarın hayata geçirelim derseniz hı hı. öyle bir dünya hiç olmadı. Tarihte de olmadı. Zor ama eğer çalışılırsa bir sonuç alınabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Şimdi hocam Suriye'de, Irak'ta çok Türkmenler yaşıyor. Evet. Türkler yaşıyor. Halep, Türkmeneli, Kerkük. Hepsi Türk şehirleri. Evet Şimdi ben burada şunu demek istiyorum. Oradaki soydaşlarımız, <laughs> oradaki Türkler, Türkiye ile beraber yaşamak istiyorlar. Ve bugünler mücadele varını veriyorlar. Ve Rusya, Ukrayna'ya karşı bir savaş açtı. Ama bu savaşı açmadan önce biliyorsunuz bir 10 gün içinde sadece bir referandumun üstüyle Kırım'ı Kırım yapmadım evet, 2014'te. Kırım'ı aldı. Evet. Eğer biz burada bir siyasi irade evet. gerekiyor. Oradaki millet zaten destekleyecek. Eğer Halep'te, Kerkük'te, Türkmeneli'de referandum geçirilse referandum geçirilerek yani orada eğer oyların çoğusu biz artık anavatanımız Türkiye ile uzak gitmeye gerek yok. 39'da Hatay'ı Hatay'ı Hatay biz anavatana böyle kattık. Hatay özel Cumhuriyeti vardı. Bir plebisit, halk oylaması yapıldı ve Türkiye katılma noktasında bir sonuç ortaya çıkınca hı hı. biz Hatay'ı ülkeye kattık. Şimdi hukuki durumu nedir? E, bunu bilmiyorum. Mesela Halep'te böyle bir e, sizin halk oylamanızı yapabilmeniz için orada özel bir yapının olması gerekir. Hı hı. En azından bildiğim bu. Veya bunu Kerkük'te yapabilmeniz için böyle bir orada yapınızın olması gerekiyor. O olmadıktan sonra biz bir referandum yapalım. Çünkü referandumu yapmanız için sizin siyasi bir iradeye ihtiyacınız var. Yani siyasi bir irade olmadan onu gerçekleştiremezsiniz. Hı hı. Şunu ya gördüğüm şu son dönemlerde e, mesela bununla ilgili bir yazı yazmıştım. Türkiye'nin güvenliği Urumçi'den geçer demiştim. Hı hı. Urumçi Doğu Türkistan'ın başkenti. Türkiye'nin bugün dünya konseptinde siyasi aranasında devletler güvenliklerini o siyasi sınırlarının hemen içerisinde başlatmıyorlar. Hı, hı. Mesela bugün, bugün Suriye'de olunmasının sebebi de budur. Yani siz Suriye'de olan 900 kilometrelik e, sınırızı koruyabilmeniz için onun içinde olmanız gerekiyor. Hı, hı. Amerika bilmem kaç bin kilometreden kalkıp buraya geliyor, bana tehdit var diyor. Bu tehdidi benim burada önlemem gerekiyor. İkinci bir husus daha, evet Türk dünyasından kardeşlerimiz gelsin. Ama aslında onların problemini gelmeden orada çözmek gerekiyor. Hı -hı. Hocam Çünkü buraları kısa boşaltmak bir reklama sıkıntı. gitmemiz gerekiyor, Aynen. ardından hemen konuşmamıza devam edeceğiz. Sayın seyircilerimiz, kısa bir reklamın ardından... Türk Dünyası ilgili programımızı devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Hocam şu reklamdan önce e, evet. Suriye'de, Irak'ta Türkmenler, Türkler ilgili bir konuşma yaptık. Çünkü tekrar diyorum Rusya bize tüm dünyaya büyük bir örnek verdi. Evet. Tarihe bakarak referandum yapmak. Şimdi bunu daha detaylı evet, şöyle, gerekiyor. Evet şöyle söyleyelim. Ee, Bakın tarihin akışını değiştiren kavimler göçtür. Aslında günümüzde ona benzer bir şey yaşıyoruz. Hı hı. Ee, bir toplumu yerinden ettiğinizde birilerini alan açıyorsunuz demektir. Bugün mesela Sur, şeyde İsrail'de aynı şeyi yaşıyor Filistinler. İsrail 1948 yılında bağımsızlığını ilan ettiğinde, hı hı. bugün İsrail coğrafyası üzerinde Filistinlilerin katla kapladığı alanla kontrol ettiği alanla 2023 yılında Filistinlerin bulunduğu alanı karşılaştırdığınızda neredeyse ona bir oranla düşmüş. Bu Gazze olayını da böyle öyle değerlendiriyorum. Yani en kötü ihtimalle İsrail Gazze'nin kuzeyini boşaltıp işgal edecek. Hı -hı. Mısır e, Sisi Sisi'nin yani kendisini sevmediğimi birçok yerde söyledim burada da söyleyeyim. Hı -hı. Ama çok güzel bir tespiti vardı. Kapıları açmayacağız dedi. Kapıları açmamız demek Gazze'nin boşaltılması teslim etmek demek. Gazze'yi teslim etmek, Filistin'i teslim etmek demek. Bunun için anlatıyorum. Biz Türkmenistan'ın sıkıntısını Türkmenistan'da çözeceğiz. Türkmenistanlı'nın sıkıntısını, Doğu Türkistanlı'nın sıkıntısını Doğu Türkistan'da çözeceğiz. Evet, onların gelmesinden rahatsızlık duymuyorum. Gel, gelsinler ama gelirken oraları boş bırakmasınlar. Şimdi buna çok dikkat ederek, ama o Konuşmanın içerisinde de ifade ettiğim gibi sizin bir yerde yani Kırım'da Rusya'nın oldu bittiyle beraber bir referandumla oraya daha önce yerleştirdiği Ruslar da vardı. Orada hep şeyleri e, kabul edenler Kırım Türkleri değildi. Yani kendini bizzat getirip e, orada e, ikamet verdiği e, Ruslar bir oldu bittiyle beraber bunu gerçekleştirdiler. Ama Kırım'ın Ukrayna'ya bağlıyken de özerk bir statüsü vardı. Mesela siz bunu e, Tataristan'da yapabilirsiniz. Tataristan Özerk Cumhuriyeti. Bir meclisi var. Evet dış işlerinde merkezi devlete bağlı ama içeride serbestliği var. Mesela bunu Altay Özerk bölgesinde de yapabilirsiniz. Ama bunu e, şeyde e, Kuzey Irak'ta, Kerkük'te, Musul'da veya orada böyle bir yapı ortaya çıkarsa Özerk gibi. Özerk bir yapı ortaya çıkarsa Evet bu da yapılabilir. Bu da masada değerlendirilebilir. Bundan sonra aynen Hatay'da olduğu gibi. Bunlar ama hala diyorum ki hı hı. biz Kerkük'ü, Musul'u, Halep'i oradaki e, Türk varlığını orada koruyalım. Onları Türkiye'ye getirerek koruma Yok, altına almayalım. orada koruyalım. Evet, yani, orada koruyalım. O toprakları kaybetmememiz. E, çünkü oraların boşaltılmaması gerekir. Evet. diye düşünüyorum. Doğru. Şimdi bu Zengezur koridoru. Evet. Neden çok önemli. önemli? Evet. Türk dünyası için. Evet. Şimdi e, yani çok da konuşulan üzerinde ama günün sonunda şu an itibariyle en azından e, sadece Çin'in karlı çıktığı bir proje var. Nedir o? E, i̇smi ismi Tarihi İpek Yolu'nun yeniden ihyası projesi oldu. Bir kuşak bir yol projesi oldu. Kuşak yol oldu. E, bir sürü ismi değişti. Ama bu isimler değişirken aynı zamanda bu projenin muhtevası da değişti. Kuzey Kutup güzel güzergahı oldu, Orta Kuşak oldu Türkiye üzerinden geçen e, Güney Kuşak oldu Deniz İpek Yolu oldu. Şimdi ciddi bir yani tarihi İpek Yolunun yeniden ihyası projesinde otobanlar var, e, tren yolları var. Şimdi geldiğimiz dünyadaki son dönemi son e, dönemeci itibariyle siz bir malı hı hı. en ucuza, en az maliyetle ve en kısa zamanda hı hı. ülkenize getireceksiniz. İki, hı hı. ürettiğiniz bir ürünü en az maliyetle ve en kısa zamanda pazara götüreceksiniz. Hı hı. Şimdi Zengezur koridorunun açılması demek orta kuşak bu proje bağlamında orta kuşağın çünkü bu proje evet Çin tarafından ortaya atıldı ama neticesinde açacak olduğunuz yaptığınız o tabanı kurduğunuz tren hattını sadece Çinliler kullanmıyor. Bu şu de anlama geliyor. Zaten bu kuşak yol projesiyle beraber bugün treni atladığınızda Türkistan'ın en ucuna gidebiliyorsunuz. Orada bir ürünü buraya getirebiliyorsunuz. Buradan Avrupa'ya gönderebiliyorsunuz. Doğalgazı, petrol e, boru hatları, doğalgaz boru hatları, ya bir sürü proje yapıldı. Şimdi bu zenginliklerin pazara ulaşacak olduğu en makul coğrafya, en kısa coğrafya. Nakliyede en ucuz coğrafya Türkiye. Ve bu Türkiye bu, bunun olabilmesi için Zengözür koridorunun açılması gerek. Hı Az önce yani 5 asırdır 5 asırdır Türkistan coğrafyasıyla hem Osmanlı döneminde hem Cumhuriyet döneminde irtibatımızın kesilmiş olduğu noktayı biz ortadan kaldırıyoruz. Bu açıldığında. Bunu düşünebiliyor musunuz? Ne kadar Karadan fayda. bağlanıyoruz. Düşünün şimdi yani bugün Zengözür koridoru açılmış olsa ve oraya yapılacak olan bir tren hı. ve otoban e, buradan arabanızı atladığınızda direkt olarak Bakü'ye gideceksiniz. Karadan Gemiye bilip karşıya edileceğiz. geçeceksiniz. Özbekistan'a, Türkmen'e, Kazakistan'a geçeceksiniz. Birleşiyor. Yani bunun için hı hı. ya ne anlamı var, neden önemli? Çok çok önemli. Yani sadece ticari anlamda hı hı. <laughs> Ve tabii ki savaşları hiçbir zaman e, tasvip etmemek lazım. Yani savaşa insan olan herkesin karşı çıkması lazım. Ama Allah muhafaza Türkistan'da bir sıkıntı çıktı. Çıkmaz inşallah diyelim de Özbekistan'da, Türkmenistan'da, Kazakistan'da şu coğrafyanın açık olduğunu düşün. Zengözür Koridoru'nun evet, trene koydun ne lazımsa kardeşine gönderdin. Bir doğal afet oldu, ihtiyaç var gidecek. Burayı kullandın gönderdin. Yani bunun hem siyasi, hem ticari, hem stratejik, hem ekonomik e, faydaları hepsinde daha önemlisi, hepsinden de daha önemlisi 6 asırdır kopan bu bağ tekrar bağlanmış olacak. Demek ki Zengezur Türk dünyasının en önemli damarlarının damarlarından biri. biri. Tabii. Bugünkü programımıza geldiğiniz için size çok minnettarım. Estağfurullah. Vazifemizi yaptık. Sağ olun. İlim adamının Var Zekatı, olun. bilgisini aktarmak, konuşmak. Sağ olun. Hayatınızda, işinizde üstünlükler varını Allah'tan niyaz ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın seyircilerimiz, bugünkü programımız Türk dünyası ilgiliydi. Evet, bugünkü şartlarda birleşmemiz şart. İnşallah hayattayken şu cumhuriyetimizin şu yüzyılında Türk devletlerinin birleşmesini, birliğini inşallah hep beraber göreceğiz. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın.